Arkadaşlar merhaba. Eylül ayı itibariyle ilanlar, iş ilanları arttı. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da Merkez Teşkilatı'nda münhal bulunan, aşağıda ünvanı, sınıfı ve öğrenim durumu belirtilen toplam 30 kadroya sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır. Sözlü sınava 2020 yılı KPSS puan sırası esas alınarak tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 katı kadar aday çağrılacaktır. Peki bu kadrolar nelerdir arkadaşlar? Öncelikle onlara bakalım. Bakın merkez teşkilatı için prodüktör, kameraman, montajcı, ses kayıtçısı, yönetmen, spiker, ışıkçı, bütün bu münhal kadrolar için KPSS P3, P93 puanları baz alınarak 30 kişi alınacak arkadaşlar. Öğrenim kodlarının işaret ettiği program, bölüm adları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir diyor. Bu tablo detaylı olarak bakıp inceleyebilirsiniz. Başvuru şartları nedir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin A bendinde belirtilen genel şartları taşımak. Öğrenim durumuna göre arkadaşlar bakın, öğrenim durumuna göre 2020 yılı kamu personel seçme sınavının KPSS P3 veya P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak. Spiker ünvanında başvuru yapacak adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı MEP onaylı en az 80 saatlik sunuculuk, spikerlik kursu aldığını gösterir belgeye sahip olmak şartı var. Ünvanlara göre aşağıdaki tabloda belirtilen yüksek öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden, programlarından mezun olmak. Bu bölümler bakın lisans programları film, tasarım ve yönetim, film tasarım ve yönetmenliği, film tasarım ve yönetmenliği, yazarlık, film tasarımı ve yazarlığı, fotoğrafçılık, fotoğraf ve grafik sanatlar, fotoğraf ve video, radyo ve televizyon, yine radyo ve televizyon ve sinema, bunun dışında radyo, sinema ve televizyon, sinema, televizyon ve fotoğrafçılık, sinema, TV, fotoğrafçılık, sinema, TV, sinema, sinema ve dijital medya. Bu tip bölümlerden mezun olma şartı var arkadaşlar. Ayrıca iletişim, tasarım ve yönetim, iletişim ve tasarım, iletişim, tasarım ve medya, iletişim tasarımı ve yeni medya, medya ve uygulamalı görsel sanatlar, görsel, işitsel teknikler ve medya yapımcılığı. Bakın bütün bunları tek tek bu tablodan sizler de inceleyebilirsiniz. Lisans programları yine halkla ilişkiler ve reklamcılık, reklamcılık ve halkla ilişkiler, kurgu, ses ve görüntü yönetimi, televizyon haberciliği ve programcılığı, radyo ve televizyon programcılığı, gazetecilik, gazetecilik ve halkla ilişkiler, basın ve yayın, yeni medya, yeni medya ve iletişim, medya ve iletişim sistemleri, yeni medya ve iletişim sistemleri. Buradan da detaylı olarak görebilirsiniz. Ön lisans yani 2 yıllık programlarda var. Fotoğrafçılık ve kameramanlık, fotoğraf, görsel iletişim, medya ve uygulamalı görsel sanatlar, görsel iletişim tanıtımı, sadece görsel iletişim, halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve tanıtımı. Bakın bu çizelgede oldukça fazla sosyal medya uzmanlığı, medya ve iletişim, radyo TV yayıncılığı, radyo ve TV yayıncılığı, radyo ve televizyon yayıncılığı, radyo ve televizyon. Burada özellikle tek tek açıklanmış. Bu çizelgeyi incelerseniz buradaki bölümlerden başvuru şekli, yeri ve zamanı için adaylar spiker unvanı için bakın adaylar 13.9.2021 ila 24.9.2021 tarihleri arasında sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden sınav için ön başvuru yapacaklardır. Adaylar ön başvurularını onaylatmak için 13.9.2021 ila 24.9.2021 tarihleri arasında saat 8.30 ila 4.30 arası herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir. Adaylar başvuru onayı için kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, kimlik kart veya pasaport, onun dışında bir şey kabul edilmiyor ve MEP onaylı en az 80 saatlik sunuculuk, spikerlik kursu aldığını gösterir belgelerini ibraz edeceklerdir. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde yurt dışından veya askerlik görevini yerine getirmekte olan adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir. İl veya ilçe müftülüklerindeki vize sorumluları
adayların sınav başvurumu formuna girdiği bilgileri, ibraz ettiği bilgilerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemi başkanlığımız sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden ön başvuru yapmayan ve il veya ilçe müdürlüğüne başvuru onay işlemi yaptırmayan adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacaktır. Diğer ünvanlara başvuru işlemleri, müracaatlar başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 13.09.2021 ile 24.09.2021 saat 23.59 tarihleri arasında sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır. Adayların mezuniyet durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Üniversite ve ortaöğretim bilgileri ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adaylar mezuniyet bilgilerini bu kurumlar aracıyla kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Onun dışında arkadaşlar başvuru işlemleri ile ilgili diğer hususlar var. Sabıka ve arşiv kaydı bulunanların mahkeme kararlarını getirmeleri ve 312-285-8572 nola faksa ivedilikle göndermeleri gerekmektedir. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendileri sorumludur. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinin hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Adaylar başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde özgeçmişlerini yazacaklardır. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Sınava ilişkin tebligat ve duyurular, sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular başkanlığımızın yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sınav giriş belgesi alma ve sınav sonucu öğrenme işlemleri adaylar tarafından dipyes.diyanet.gov.tr/ikkys.sınav. Bakın burada çok net var. Okuyarak kendiniz de görebilirsiniz. Adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Sınava çağrı, sınav yeri, tarihi, şekli ve koşulları var. Sözlü olarak Ankara'da yapılacaktır sınav. KPSS puan sırasına göre atama yapılacak. Kadro sayısının 3 katı aday. Son sıradaki adayla aynı puanda olanlar dahil sözlü sınava çağrılacaktır. Adayların mesleki bilgi, beceri ve uygulaması 70 puan, genel kültür, bilimsel ve teknolojik gelişmeler açıklığı 15 puan, ifade yeteneği, muhakeme gücü, temsil ve ikna kabiliyeti 15 puan, sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir. Adaylar sınav tarihi ve yerini belirten sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini, nüfus cüzdanı, kimlik varlığı veya pasaport sınava gelirken yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kart veya pasaport dışında bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. İtirazlar 7 gün içerisinde yazışma adresine yapılacak. Belirtilen süre içerisinde ulaştırılamayanlar 7. madde diğer hususlar başlığında 4. maddesinde belirtilen şekilde yapılmayan itirazlar dilekçe dikkate alınmayacaktır. İtirazlar en geç 15 gün içerisinde incelenerek adaylara geri cevap yazılacaktır. Başarı sıralamasında başarılı sayılmak için en az 70 puan almak gerekmektedir. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanlarının eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olan, KPSS'ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana ve yaşı büyük olana öncelik verilecektir. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadar asıl, diğerleri de yedek olarak alınacaktır. Başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca adayın atanması yapılacaktır. Bunun dışında diğer hususlar var. Bunları sizler de buradan takip edebilirsiniz. İletişim var arkadaşlar. Bunu bildirmek istiyorum özellikle.
Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, Çankaya, Ankara adresi. Telefonlar burada. 312-295-70-0. Faks numarası 0312-285-85-72 ve e-posta adresi var. persis@diyanet.gov.tr. Hepinize hayırlı uğurlu olsun diyorum. İlgililere duyurulur. İnşallah Allah hepinizin yolunu yüreğini açık etsin. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın. Abone olmayı lütfen beğenmeyi unutmayalım.